Weimar İnsan Hakları Ödülü bugün Selahattin Demirtaş'a verildi. 2021 Weimar İnsan Hakları Ödülü gıyabında HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'a verildi. Törende Demirtaş'ın kardeşi Süleyman Demirtaş almış ödülü ve Almanya Kültür Bakanı da bu toplantıya katılmış. Road aynı zamanda dolayısıyla dışarıda artık Türkiye hani insan hakları uygulamaları konusunda sınıfta kalan, demokrasisini işletemeyen, hatta e, otoriter bir rejim e, uygulamakta olan bir ülke konumuna düşmüş durumda. Bu Avrupa Konseyi için kurumlar olarak değil aynı zamanda Avrupa'nın tüm ülkelerinin e, başkentlerinde de e, öngörülen bir durum. E, bir güvensizlik var. E, sonuçta ilişkiler nereye doğru gidecek? Avrupa'dan Avrupa ile Avrupa uzaklaşan Türkiye'nin e, kaybı nedir? E, Mehmet Ali Güller'in de söylediği gibi bunu bir seçim yatırımı olarak görmesinin e, görmesinden faydalanabilecek mi seçim öncesi bu durumda? Şimdi şöyle, e, AKP iktidarın aslında AB ile olan ilişkisi, daha doğrusu Türkiye'deki AB hikayesi tabii çok boyutlu. Yani bugün gördüğümüz e, görüntüden ibaret değil. E, hı hı. AKP iktidarı işte konuklarda bahsetti zaten öncesinde ezelden beri AB'ye, Avrupa Birliği'ne düşman bir politika izlemiyordu. Bu son zamanlarda AKP'nin otoriterleşmesi, içinden daha baskıcı bir kimliğin iktidarını tutma ihtiyacı ekseninde, daha baskıcı bir kimliğin ortaya çıkmasıyla alakalı. Bu ihtiyaçla alakalı bir şey. Şimdi AKP açısından Avrupa Birliği'nin şöyle bir önemi vardı. Şimdi AKP milli görüş geleneğinden gelen bir siyasi parti Siyasal İslamcı bir parti olarak milli görüş geleneğinden e, temel ayrılma noktalarından biri Batı'ya ve Avrupa Birliği'ne karşı bakış farklılığıydı zaten AKP iktidarının. AKP daha doğrusu parti olarak sadece Adalet ve Kalkınma Partisi'nin. Milli görüşte e, Avrupa Birliği tipi batılı yapılar Türkiye'nin geleceğine bir tehdit olarak algılanıyordu. Eee işte bunu Avrupa Birliği'nin aslında bir Hristiyan birliği olarak görüyordu. Milli Görüş ve Necmettin Erbakan Milli Görüş hareketinin lideri Necmettin Erbakan hatta bu kurumlara, bu kültüre o kadar uzaktı ki Milli Görüş. İşte İslami NATO, İslami Ortak Pazar, işte İslami bankacılık, finansal ve ekonomik anlamda da İslami bankacılık gibi teoriler ortaya atarak aslında farklı bir hegemonya geliştirmeye çalışıyordu. Fakat AKP 2000'lerin başında kurulduğunda bu çizgiyi tamamen reddetti. Hı hı. Ve Avrupa Birliği yanlısı bir politika izleyeceğini deklare etti. Şimdi uzun yıllar AKP içinde de, AKP'de Burundan bakanlık yapan... Daha çok böyle biraz da askeri vesayeti kaldırmak amacıyla oraya bir... Şimdi oraya, oraya, oraya geleceğim. Olarak. Bunu niye yaptı aslında? Bunu sadece basitçe bir iktidarı ele geçirmek için yapmadı. Bir dakikamız kalmış. Bu bölüme devam edeceğiz, bu konuyla devam edeceğiz ama şöyle kısaca birkaç cümlede... Kısaca şöyle söyleyeyim o zaman. Şimdi Yalçın Akdoğan, AKP içinde uzun yıllar bakanlık yapmış, başbakan yardımcılığı yapmış bir isim. AKP'yi kurulduğunda Muhafazakar Demokrasi adlı bir kitap çıkartıyor. Şimdi o kitap önemli. Bu bahsettiğimiz ayrımların e, teorik getirmesi yani. aslında orada yatıyor. AKP'yi İslamcı Parti gibi değil, e, Batılıların Hristiyan Demokrat Partileri gibi, Batılıların Hristiyan Demokrat Partilerinin Orta Doğu coğrafyasındaki bir versiyonu gibi hı hı. E, tanıtıyor. Ve biz işte laikliğe düşman değiliz, laikliğe saygılıyız. Toplumun hassasiyetlerini e, biliyoruz. Demokrasiye de saygılıyız ve İslamcıyız. Asla İslamcı değiliz. Muhafazakarız. Muhafazakar demokratız olarak kendini yani kendilerini e, tanımlıyor. Ve kitabın demokrat, ön sözü de Erdoğan tarafından demokratlar yazılıyor. Müslüman Demokrat Tabii. Parti. Ve sizin bahsettiğiniz konu bunu niye yapıyor? Aslında iktidar olmak için değil, devletin karakterini değiştirmek. Yani tırnak içinde vesayet rejimiyle hesaplaşmak Hı. Hı. ve kendi İslamcı ideolojisini devletin karakterine yerleştirebilmek için Avrupa Birliği'nin desteğini alması gerektiğini düşünüyor. Ve Türkiye'deki Avrupa Birliği yanlısı kesimlerin de rüzgarıyla burada bir hegemonya yaratma, hegemonya kurma projesini hı hı. Avrupa Birliği'nin desteğiyle başlatıyor ki son dönemlerde aslında devleti ele geçirdikten sonraki bunu Fethullahçı yapıyla yan yana yürüyerek yaptılar. Artık Avrupa Birliği'ne olan ihtiyaç da yavaş yavaş siyasi anlamda ortadan kalkıyor, kalkıyor. Hatta Avrupa Birliği'ne olan karşıtlık bu sefer AKP'yi beslemeye başlıyor. Yani aslında e, vites değiştirmeler, daha doğrusu ray değiştirmeler tamamen pragmatist. Yani ideolojik, ilkesel bir temelde değil. Tamamen pragmatist. Günlük çıkan neyi gerektiriyorsa e, o doğrultuda yapılan planlar. Evet. Belki Erdoğan'ın e, fırsatı olsa ya da çıkarı orada görse yarın en koyu Avrupa Birlikçi yine, e, kendisi, yine kendisi olabilir. Olur. Değerli izleyiciler birkaç dakika sadece sizden izin istiyoruz. İlginç bir şekilde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da Urfa'da gençler bir araya gelirken kendisine HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'la ilgili sorular sordular. Ona ver, verdik, verdiği cevapları da konuşacağız. Ama daha da çok Kılıçdaroğlu'ndan altı maddelik bir özgürlük vaadi geldi biliyorsunuz. Onu da dile getirmek istiyoruz. Hem tweetleri hem videosuyla bunu dile getirdi Bunu konuşmak istiyoruz. Ee, aslında Yunus Emre ayrılmak isterdi ama ben sizi biraz daha tutacağım. Çünkü Kılıçdaroğlu'ndan bahsettiğimiz bir bölümde e, bir Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilinin olmasını isterim doğrusu. Bir yarım saat daha sizden izin isteyeceğim. Bir yarım saat daha Ben benim için e, erken kalkmak zorunda kalabilirsiniz belki. Nur Batur'a bağlanamadık maalesef. Teknik bir takım sorunlarımız oldu. Bizden kaynaklanan e, olmayan halledeceğimizi söylüyor arkadaşlar. Onu da halledersek son bölümümüzde Nur Batır'ı da aramıza alıp biraz onunla da konuşmak istiyoruz. Onlar hala uğraşıyorlar. Değerli izleyiciler birkaç dakikalık izni istiyoruz. Önemli konular lütfen bizden ayrılın.